Bluey'nin babası arkadaşlarıyla birlikte bahçedeki kesilmiş ağaç köklerini söküyor. Ama Bluey köklerden birinde manikürcü açmaya karar veriyor. Sanki birazdan sorun çıkacakmış gibi. Sizce nasıl çözecekler? Sadece ayak tırnaklarını yapacağız. Tamam. Hayatında değişiklik var mı? Hayır. Aa, bu çok ilginç. Merhaba. Aa, merhaba. Tırnaklarınızı yaptırmaya mı geldiniz? Hayır. Tırnaklarımızı yaptırmaya gelmedik. Şu kütük için geldik. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Affedersiniz. Bunu ilk defa duyuyorum. Güzellik salonunuzu taşımalısınız ki o kütüğü parçalayabilelim. Burası güzellik salonu değil, manikür salonu. Ve bizim manikür salonumuz. Evet. Bluey, açıkça söylemiştim. Kütüğü ancak parçalanma zamanı gelene kadar kullanabilirsiniz demiştim, değil mi? Ben bunu kabul ettiğimi hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Şimdi çabuk olun bakalım. Hayır. Çekilin yoldan. Arkadaşlar birleşirin kolları. Çocuklar sakin olalım biraz, tamam mı? Bunu çözmek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir saniye. Ne diyorsunuz? Herkes aynı fikirde mi? Tamam. Eğer müşterimiz olursanız sizin kütüğü almanıza izin vereceğiz. Yani tırnaklarımızı mı yapacaksınız? Evet, el ve ayak. Ve yüz makyajı. Hadi ya. Çocuklar bundan hiç hoşlanmayacak. Dinleyin beni. Bundan iyisini yapamayız. Pekala. El ve ayaklar ama yüz makyajı yok kesinlikle. Bir yüz makyajı. Oh, tamam, anlaştık. Ama tek boynuzlu at yok. Göz kalemini unutmayın. Aa, evet. İyi görünüyor bende. Yapma şunu, tamam mı? Bitti. Pekala, alalım şu kütüğü artık. Evet. Hayır, durun, henüz değil. Bluey. Fikrimi değiştirdim. Manikür salonunu kapatmak istemiyorum. Bir anlaşma yaptık. Yapma Bluey, bir söz verdin, unuttun mu? Aa. Neden oyunumuzu bozmak zorundalar? Baban seni uyarmıştı. Ama biz oynuyorduk. İnsanların oyununu bir anda bölemezsin. Katılıyorum. Bu yüzden onları rahatsız etmeni engelledim canım. Ne? Ama onlar oynamıyordu ki. Hayır, oynuyorlar. Oynamıyorlar. Kütüklerimizi parçalıyorlar. Bu oyun değil ki. Emin misin canım? Eminim. Kendi adım kadar eminim. Pekala, onları biraz izle. Hadi. Hey, seninle de yapalım. Göstermek istediğim bir şey var. Pekala. Hayır, hayır, öyle değil. Ben böyle vururum. Bu şekilde. Ne yapıyorsun? Affedersin, içgüdülerime yenildim. Dur. Aa, onlar da oynuyor. Sadece yetişkinler biraz daha farklı olmuyor. Bizim küçük oyunumuzu bölmemişler. Biz onlarınkini bölmüşüz. Bluey annesiyle konuştuktan sonra bizimkilere benzemese bile başka insanların tercihleri ve hobilerine saygı göstermek zorunda olduğumuzu öğrendi. Üstelik böyle yapınca her şeyin daha eğlenceli olabileceğini de.